Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Bugün Ekopolitik'te adeta hasıraltı edilen, pek konuşulmayan, bir iki cümle hamasi cümle dışında gündeme gelmeyen Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşacağız. Avrupa Birliği sürecine karşı olabilirsiniz, taraftar olabilirsiniz ama Türkiye'nin bu gerçeğinden kendinizi soyutlayamazsınız. Böyle bir süreç devam ediyor. Peki nasıl devam ediyor? Türkiye'nin bu konudaki en uzman ismi bugün Ekopolitik'in konu Avrupa Birliği uzmanı Doktor Can Baydaroğlu. Bizlerle birlikte Sayın Baydaroğlu hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Evet, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini konuşalım. Detaylandıralım, siyasi boyutlar var, ekonomik boyutlar ama sanıyorum en temel noktayla başlayalım. Çünkü bugünlerde kimse bundan bahsetmiyor. Başkan oldu. Kıbrıs Rum kesimi bizim tanımadığımız bir devlet ve şu anda Avrupa Birliği'nin dönem başkanı. Peki ne yaşanıyor Temmuz'dan beri? Yaklaşık işte 1,5 ay geçti. Ya şöyle biraz geçmişe gidelim. Geçen sene bu zamanlar mıydı veya biraz daha önceydi galiba. Kıbrıs Rum kesiminin alfabetik sıraya göre dönem başkanı olacağı açıktı. Hı hı. İşte hükümetimiz o sırada bazı söylemler geliştirdi. Tanımayacağız, ilişkileri askıya alacağız vesaire. Fakat yani ilişkileri nasıl askıya alacaksınız? Çünkü bir tarafta söylemler var, bir tarafta da real politik gerçekleri var. Bu bizim hani sıfır sorunla benziyor biraz. Değil mi? Sıfır sorunla başladık. Her şeyi sorunla bitirdik. Sonsuz soruna doğru başladık, sağladık. Şimdi içinde yaşadığınız bölgeye baktığınız anda siz Avrupa Birliği ülkeleriyle tamamen sırf Kıbrıs yüzünden bütün siyasi diyaloğu kesebilir misiniz? Böyle bir şansınız yok. Yani Suriye meselesi dediğiniz zaman bence Amerika Birleşik Devletleri'nden size Fransa daha işin içinde bir ülke. Ya İngiltere gayet tabii ki işin için daha fazla işin içinde bir ülke. O zaman siz bunu ne yapıyorsunuz? AB'yi bypasslayıp ikili ilişkiler seviyesinde bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz. Onu biraz açabilir misiniz? Yani Fransa'yı muhatap alıp konuşuyorsunuz, İngiltere'yi muhatap alıyorsunuz, Almanya'yı muhatap alıyorsunuz ama sonuçta aslında Avrupa Birliği. Ha, tabii bir de işin öteki boyutu var. İşte Catherine Ashton var falan değil mi? Yani esas siyasi komiser o. Kıbrıs Rum kesiminin hali ise yani harap bir vaziyette Kıbrıs Rum kesimi. Çünkü dönem başkanlığına gelirken AB'den dilenerek gelen ilk defa bir şey çıktı karşımıza. Yani öyle de bir dönem başkanı ya bir 10 milyar euro verseniz dedi. Zaten Rum kesiminin toplam bütçesi 20 milyar euro. Yani bütçenin yarısını dilenen bir şey. Hatta o sırada Almanların şeyi vardı, bir esprisi de ortaya çıktı. Ya şeye işte hırsızlığı dükkan teslim edilir mi falan diye bir bayağı bir şey çıktı. Şimdi bir işin bu boyutu var. Öteki tarafta işte şimdi vize kolaylığı falan filan diye görüyoruz. İşte Schengen vizesinin Türkiye vatandaşlarına biraz daha kolaylaştırılması şusu busu bir tarafta tartışılıyor. Dolayısıyla siz bu tür teknik sorunlarda Kıbrıs'ı muhatap almadan yani AB dönem başkanlığını muhatap almadan Avrupa Komisyonu'yla teknik seviyede ilişki sürdürüyorsunuz vesaire. Ama bakıldığı zaman zaten şu görüntü içerisinde acaba Avrupa Birliği'nin birinci gündem maddesi Türkiye midir sorusu da var. Bu soru evet ve hayır yanıtlarını gerektiriyor. Hayırdan başlarsak biraz sonra konuşuruz. Avrupa Birliği muazzam bir ekonomik kriz. Hatta biraz daha ötesinde ciddi bir siyasi kriz yaşıyor. Yani nasıl bir siyasi kriz? Bir tarafta bence 1990'lı yılların başındaki bir hatanın faturasını ödüyor Avrupa. Yani benzeşmeyen ekonomiler için tek bir para yaratıyorsunuz. Hı hı. Sistemi o günün siyasi tartışmaları içerisinde federatif bir para, federal bir para yaratırken konfederatif bir sisteme dayıyorsunuz. Yani bir anlamda parayı basan denetim altında alınıyor Avrupa Merkez Bankası. Biraz sonra onu da tartışırız. Draghi işte başaracak mı, başaramayacak mı? Ama öteki tarafta ulusal egemenlik kisvesi altında herkes bildiğini okuyor bütçesinde, vergi toplama meselesinde, ekonomi politika meselesinde. Dolayısıyla para harcayan denetim dışı kalmış vaziyette. Bu şeye benziyor. Yani ben ayda işte atıyorum 100 bin lira para kazanıyorum. Ama evdeki hanımla çocuklar her ay 107 bin lira harcıyor. Ben çok iyi para kazanan, iflas etmiş bir adam pozisyonuna düşüyorum. Güzel örnek. Avrupa'nın
içinde bulunduğu durum aslında biraz bu. Şimdi bunun için siz ne yapmak durumundasınız? Ya hanımla çocukla kavga edeceksiniz, yolları ayıracaksınız. Ya da onlara bir harcama denetimi getireceksiniz. O harcama denetimine baktığımız zaman şu sıralarda iki tane tartışma var. Bu bizdeki AB kavramı eskiden Avrupa Birliği'ni çağrıştırırken şimdi giderek bir Alman Birliği'ne doğru, bir federal yapıya doğru mu sürüklüyor işi? Bir o cephesi var işin. Ama öteki ya da dağılacaksınız yani. Ya da boşanmaya doğru gidecek bir açılım noktasına doğru gidiyor Avrupa. Peki federal bir sisteme, yani böyle bir ciddi denetim sistemine giderseniz, o zaman klasik ulusal egemenliğe dayalı demokrasi anlayışından başka bir demokrasi anlayışına tırmanmanız lazım. Bakınız Yunanistan'ın pozisyonuna. Acaba Yunan halkı Yunan seçiminin sonucunu mu merak ediyordu? Yoksa Fransa'daki seçimin sonucu daha mı Yunan halkını ilgilendiriyordu? Yani bence Yunanistan'da kimin başa gelirse gelsin çok da fazla yapabileceği bir şey yok. Ama Fransa'da François Hollande'ın Sarkozy'nin yerine seçilmesi bir anlamda işte Yunanistan'ın talep ettiği büyümeci politikaları biraz daha az kemer sıkmayı falan gündeme taşıdı. Şimdi Yunan halkı çok daha ciddi şekilde işte önümüzdeki yıl yapılacak Alman seçimine odaklanmış vaziyette. Ama şu Merkel'den bir kurtulursak belki biraz nefes alabiliriz ışığı altında. Dolayısıyla klasik ulusal egemenliğe dayalı demokrasiden giderek federalleşen bir demokrasi anlayışına doğru. Yani o zaman çok bambaşka bir yapı çıkıyor karşı. Yani işte daha doğrusu şu mu oluyor? İkinci Dünya Savaşı sırasında Almanya'nın başaramadığını bugün ekonomiyle yapma uğraşısı mı var? Şimdi bakın, küreselleşmenin kaçınılmaz sonuçlarından birisi bu zaten. Yani değil mi? Siz sonuçta bir evreden geçiyor dünya. Yani işte o paradigmayı çok iyi okumak lazım. Bir küreselleşme olgusu yaşıyoruz. Hani küreselleşme hiçbir sorun çözmedi ama sorunları küreselleştirdi. Dolayısıyla artık çözüm de ulusal seviyenin ötesinde küresel seviyeye taşmak zorunda. Ama bu küresel seviyede kim söz sahibi? Yani şimdi orada ciddi bir açmazla karşı karşıyayız. Bir de yani sorun küresel ama ulusal egoizmler ön planda ve lider tipleri de giderek yerelleşiyor. Yani bir küresel liderlik sorunu var ortada. Yani bir de böyle bir açmazla karşı karşıyayız. İşte Türkiye'ye dönün bakın. Yani işte Suriye meselesi diyoruz. Hillary Clinton geçen hafta veya birkaç cumartesi gün önce buradaydı. Günü. Cumartesi buradaydı. Şu anda hiçbirimiz ne konuşulduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ama Suriye'de ne olacağı bizden çok Kasım ayındaki Amerikan seçimleriyle ilgili bir hale. Yani o zaman benim de Amerikan seçiminde oy kullanma hakkım olması gerekir gibi bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak talebimin olması lazım. Garip bir durum çıkıyor ortaya. Çıktı yani işte, daha doğrusu. İşte yani işte küreselleşme ve beraberinde taşıdığı yeni algılar ve yeni sorunlarla karşı karşıyayız aslında. Tabii şu tespit de yapmak lazım sanıyorum, hani devam etmeden önce. Suriye o yüzden kasanın kilidi. Doğu ekonomileri mi hakim olacak? Batı ekonomilerinin savaşı aslında şimdi, yaşanıyor. Şimdi temel sorunuza gelip o soruya cevap vereyim. Şimdi Kıbrıs meselesi o kadar basit bir hale geldi ki bütün bu çok iri sorunlar içerisinde Avrupa Birliği ya diyor, yani şu anda Allah aşkına Türkiye ile uğraşmayayım. Ama orada başka bir sorun ortaya çıkıyor. İşte tam sizin sorduğunuz nokta. Bugüne kadar Türkiye'yi kendi bölgesine hapsetmeye çalışan, bir anlamda izole etmeye çalışan Avrupa, acaba bu yaklaşımıyla kendisini mi izole etti? Biraz açabilir misiniz onu? Yani şöyle bakalım. İşte biraz önce küreselleşmeden bahsettik ki Türkiye'de çok aşina olduğumuz bir tartışma daha var biliyorsunuz. Yani eksen mi kayıyor? Hı hı. Biz bunu genellikle iç politikayla ilgili sorduğumuz bir sorun. Ama öteki tarafta daha küresel bakmaya çalıştığınız zaman kayan eksenin aslında küresel eksen olduğu, dünyanın ekseninin kaydığını görüyorsunuz. Yani dünyanın ekseni şu anda hem ekonomik olarak hem de siyasi olarak doğuya kayıyor. Şimdi burada kendisini Türkiye'yi almamak üzere şartlamış, koşullamış olan Avrupa aslında Türkiye'yi değil de kendisini mi izole ediyor doğuya karşı sorusu ortaya çıkıyor. Yani çünkü bana göre, yani tabii çok kişisel bir yorum olabilir, 20. yüzyılın en başarılı entegrasyon hareketi olan
işte Avrupa yapılaşması, Avrupa entegrasyonu, işte AYT ile başlayıp bugün ne kadar birlik olduğu sorularını ortaya koyup tartıştığımız Avrupa'daki bütün bu oluşum 1989'da Berlin Duvarı'nın yıkılmasıyla birlikte değişen dünya koşullarına ayak uydurma analizlerini yaparken ciddi temel hatalar yaptı. Nedir onlar? Yani kendisi için çözüm ortağı olan Türkiye'yi dışlayıp kendisinin dertlerini artıracak ülkeleri tercih içine aldı. Bir. İkincisi, Euro tercihi çok erken bir tercihti. Yani, İngilizlerin o zaman tavrını doğru buluyorsunuz siz. 10 sene bir geçsin bir bakalım tavrı doğruydu o zaman. Yani İngilizlerin tavrı çok pragmatik bir tavır. Ve aslında dış politika olsun, ekonomi politikaları olsun, tamam işin içinde bir idealler vardır ama bir de gerçekler var. Yani şimdi düşünün, işte ne yaptınız? Biraz önce bahsettiğimiz işleri yaptınız şeyde. Yani federal bir para yarattınız ama sistem konfederatif. İngilizler de bir dakika dedi, ben niye ya bunun içinde yer alayım? Çünkü siz ne yapıyorsunuz öyle bir operasyon içine girdiğiniz anda? Diğerlerinin risklerini üstleniyorsunuz. Elinizi de bağlıyorsunuz. Kendi kendinizi bağlamış oluyorsunuz. Yani işte Yunanistan örneğini alalım. Yunanistan için harika bir tercihti Euro'ya katılış. Niye? Bir anda işte şeye bakıyorlar. O 5 tane meşhur Maastricht kriteri vardı değil mi? Hı hı. Faiz, bütçe, kamu borcu, enflasyon, bir de kur politikası kriterleri. Oh tamam, Almanya ile aynı seviyede. Hadi bütün uluslararası rating kuruluşları size 3A'yı basıyor. Siz de uluslararası piyasalardan çatırcıda kredi topluyorsunuz. Almanya ile aynı faiz oranlarında kredi alıyorsunuz. Bugün ne oldu? Yunanistan %34'e geldi. 10 yıllık borçlanma oranlarında bir ara. Şimdi biraz daha düşmüş olabilir. Bakalım son günlerdeki şeyleri. Almanya %1.4. 2 yıllık borçlanmalarda %0. Demek ki hazır yemekle iş bitmiyor. Ha, şimdi demek ki el alemin parasıyla demokrasi olmuyor. Yani o yüzden de bazen Türkiye'de bazı ekonomist arkadaşlarımız şeyi anlatıyorlar değil mi? Bir Yunanlı 5 Türkiye bedel. Çünkü bakın milli geliri. İşte birisi 21.500 euro olmuş Yunanistan. Türkiye'de kalmışız o sıralarda 3.000-4.000 dolarlardaydık. Şimdi biz yükseliyoruz, onlar düşüyor. Neden? Çünkü bu tür hazır para geldiği zaman eğer siz bu parayı üretime çevirip oradan milli gelirinizi arttırma noktasında adımlar atıyorsanız çok iyi. Ama gelen parayı yiyorsanız ve hiçbir şekilde üretken bir yapı oluşturmuyorsanız o bir yıl sonra, bilemediniz 5 yıl sonra, en nihayet 10 yıl sonra gelip sizi vuruyor. Bir dakika, bu söylediğiniz temelde baktığımızda o zaman biz Yunanistan'ı çok iyi incelememiz gerekiyor. Belki de gelecek tarihimiz. Ya şimdi şunu söylemek gelen parayı lazım. Yediğimize göre. Yani şurada ben Türkiye'de şey yapabiliyorum. Yani biraz daha iyi bir ülke olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü hatırlayın 2000 krizini yaşadığımız zaman biz de battık, mahvolduk falan. Yani o günlerdeki programlarda söylediklerimizi çok iyi hatırlayalım tekrar. Ama işte Kemal Derviş geldi, Kemal Derviş gitti. O sıralarda bir şeyler oldu ama Kemal Derviş'in geldiği Türkiye'de iyi kötü bir üretim altyapısı vardı. Yani işte parayı devalüe ettik, şunu ettik, bunu ettik, rekabet gücünü arttırdık falan filan. Klasik IMF reçetesi. Peki Yunanistan'da bugün diyelim ki Yunanistan'ı şeyden çıkardık. Avrupa Birliği'nden ve Euro'dan. Avrupa Birliği'nde kavlama Euro alanından attık. Yunan parası tabii drahmiye döndü. %100, %99 devalüe edildi. Yaşasın, rekabet gücü arttı. Peki Yunanistan ne üretiyor? Yani, sadece turizm. Turizmde siz şeyi indirirsiniz. Yani 100 euroluk odayı 30 euroya satarsanız yine rekabet gücünüz artar. Ama sizin bir sanayi üretiminizin olması lazım ki bahsettiğimiz makroekonomik dengeleri falan filan tutturabilin. Bugün baktığım zaman Yunanistan'da ben 4 tane şey görüyorum. Yani işte Yunan halkı nereden para kazanır? İşte 3'te 1'i falan şeydir. Kamu bürokrasisi, memurdur. Maaşları ödeyemeyecek pozisyona gelen bir hükümet var karşınıza. Turizm tamam ama tamam, çok iyi tesisler de olabilir ama hizmet kalitesi olarak maalesef çok düşük. Çünkü saat 12 gittiniz dükkandan bir şey almaya kalktınız, bir hediyelik eşya. Kusura bakma baba, saat 12'yi bir geçti. Biz şimdi siestaya gidiyoruz diye bir mantık. Hizmet mantığı. Gemicilik. Ona sistem sonra gemiler biraz su almaya başladı.
En gelişmiş sektör Avrupa fonlarının hortumlama sektörü. O da bitti. O da bitti. Yani şimdi bu şekilde baktığınız zaman Yunanistan'ın topyekun bir şey değiştirmesi lazım. Makas. Yani bir mantaliteyi tamamen değiştirmesi lazım ve şu anda yine kabul etmek lazım. Yunanistan'ın başında ciddi bir düğün umumiyet rejimi kurulmuştur. Ve önümüzdeki 30 yıl için maalesef şu anda doğan bir Yunan bebeğinin önümüzdeki 30 yılı yoktur. Hatta yani, biliyorsunuz düğün umumiye eğer bir savaş vermezseniz hep kalır. Yani kimsenin sanıyorum parçalanması bile şaşırtıcı bu olmaz. Bu koşullar altında politika üretme şansınız da yoktur. Çünkü siz ne yaparsınız? Gelen gelirlerinizle, kamu kaynaklarından gelen parayla bir ekonomi politika modeli üretip onu finanse edersiniz. Yani bir partinin sol ya da sağda olması bir şey değişmiyor. Ürettiği ekonomi politikanın tercihiyle ilgili bir şeydir. Siz o politikayı finanse edecek kaynak yoksa ne yapacaksınız? Yani şu anda Yunanistan aynı zamanda bir politikasızlık tuzağına doğru sürüklenmiştir ve orada kusura bakmasınlar antik Yunan'ın mirasını fena halde hovardaca tüketmişlerdir. Burada tabii detay çok önemli. Bu anlattığınız aslında Türkiye'nin üreten ekonomisine, üreticisine neden daha çok sahip çıkması gerektiğinde deşifresi oluyor. Peki yine ekonomiye ve siyasete geleceğim ama mesela Avrupa Birliği dendiğinde biz yıllarca hep hukuki normlardan bahsettik. Ama mesela hukuka üç maymun yaklaşım var Avrupa Birliği'nde şimdi. Şimdi bakın ekonomik kurallarını dikte eder. Yani şimdi hukuk bir üst yapı kurumudur. Arka plandaki siyasetin ve ekonominin üste yansımasıdır hukuk. Aşağısı sarsıldıysa, temel çöktüyse hukuk da çöker. Yani dolayısıyla hukuku çok iyi gözetmek bir toplumun olmazsa olmazıdır. Ama hukuku gözetiyorum adına arka tarafı unuttuğunuz anda o hukuk da kaçınılmaz olarak o depremden göçer. Nasibini alıyor. Güzel. Peki çok temel bir şey soracağım. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri açısından. Sayın Bağış ne yapıyor ne yapmıyor? Çünkü bunu kimse bilmiyor. Bir sloganlaşan bir şey var. Avrupa Birliği'nin bütün yükünü biz taşırız. Bütün yükünü kaldırırız gibi bir ifade kullanıyor. Daha ters bir şey söylemeyeyim. Ne yapıyor ne yapmıyor Bakan Bağış? Allah, Avrupa Birliği'nin bütün yükünü biz taşıyamayız. Yani bir kere bunu çok iyi görmek lazım. Yani Sayın Bağış'ın ben oradaki etkisinin çok etkili olduğunu düşünmüyorum. Yani orada genel bir hükümet yaklaşımının ön planda olduğunu görmek lazım. Orada da hani çok fazla artık Avrupa Birliği'ni kafaya takan bir ülke modelinde değiliz. Yani biraz bu bölgedeki gelişmeleri ön plana çıkartan, işte Avrupa'ya biz elimizden geleni yaptık kardeşim, ne yapalım artık top sizde demekle sınırlı bir yaklaşım var. Ama şunu unutuyoruz çoğunlukla, yani Avrupa Birliği'ne tam üyelik talebi temelde bir evlilik talebi gibidir. Yani ne diyorsunuz orada? Ben seninle aynı ortak geleceği paylaşmak arzusundayım ve bu iradeyi beyan ediyorum. O iradeyi beyan ettiğiniz andan itibaren karşı tarafı hataları ve sevaplarıyla sabah akşam irdeleyip, çünkü aynı ortak geleceği paylaşacağınız için yapılması gerekenler ve yapılmaması gerekenler konusunda bir kanaatinizin olması gerekir. Bizde bu kanaat yok. Biz genellikle bu işe, yani ben ne kadar işte 1984'te başladım. Demek ki 28 yıl olmuş. Öyle artık yılları saymaktan pek mutluluk duyduğumu söyleyemeyeceğim. Hep duygusal baktık. Yani bizi seviyorlar mı, sevmiyorlar mı? Bizi alacaklar mı, almayacaklar mı falan filan. Ya bu bir uluslararası ilişkiler aşk-nefret ilişkisi değildir. Uluslararası ilişkiler karşılıklı çıkar ilişkisidir ve bu karşılıklı çıkarların doğru tanımlanması meselesidir. Dolayısıyla bizim şu sıralarda Avrupa'nın geleceğiyle ilgili tartışmalar konusunda herhangi bir kanaate sahip olduğumuz konusunda benim çok ciddi endişelerim var. Yani biz bunu tartışmıyoruz Türkiye'de. Bizim için
oh beter bak biz olsun, daha iyiyiz falan gibi. Beter olsun gavurlar noktasıyla özetleyebiliriz. 28 yıl boyunca biz en az 10 yıldır sizle zaman zaman program yapıyoruz. Daha öncesinde yazılı basında da görüştüğümüz oldu. Hep söylediğiniz ama Türkiye'de kimsenin ısrarla hükümetler düzeyinde yani gelmiş geçmiş bütün hükümetlerde anlaşılmayan bir nokta var. Mesela bu bir ilişki. Beğenirsiniz beğenmezsiniz bir ilişki. Fakat siz hep dediniz ki ya hep biz yaptırımlarla ve sorumluluklarımızla gündeme geliyoruz. Bir kişi de bizim haklarımız olduğundan bahsetmiyor. Bu ilişkide niye bizim haklarımız hiç gündeme gelmedi? Bilmeniz gerekir. Haklarınızı savunabilmek için önce neyi savunduğunuzu anlamanız gerekir. Ama biz genellikle işin ucuz ve popülist söylemlerine kaçtık. Yani ben ağabeyden hoşlanmıyorum. İyi hoşlanma ne yapayım yani. Veya ben ağabeyi çok seviyorum, aşığım. Olabilir, aşık olabilirsin ama bir ilişkiyi tanzim ederken biz bu işe nasıl bakarız? İşte çıkarlar manzumesi. Ben ne yaptım, ne yapmadım. Onlar ne yaptı, ne yapmadı. Ve herkesin sınırı nereye kadar? Şimdi bunu yapabilmeniz için sizin bunu görev edinmeniz gerekiyor. Bizde ise politika ve bürokrasi kadroları nasıldır? Her seçimde bir siyaset kadroları yenilenir, bürokrasi kadroları yenilenir ve her dönemin siyasete yakın yeni simaları ortaya çıkar. Hı hı. Şimdi bu arkadaşın bir gün içerisinde bütün uzmanlık bilgilerini gökten vahiy yoluyla kendi üzerine toplaması bir tek herhalde biz Türklere mahsustur. O zaman da vahiy yoluyla inen bilgiler maalesef vahim hatalara yol açar. Ve sanıyorum geldiğimiz nokta da bu hataların bize yansıması. Peki kurumsallaşamıyoruz. Yani temel sorun işte hep bahsediyoruz kurumsallaşmak diye de kurumsallaşmak sadece lafta olan bir şey değildir. Kurumsallaşmak ciddi olarak bu işi kafaya takıp yapılandırmakla geçer. Peki ekonomik olarak yeniden okuyorum. Çünkü demin bir ifade kullandınız. Avrupa Birliği, Almanya Birliği. Şimdi bunu biraz açmak lazım. Yani ekonomik bazda bir yeniden okumaya ihtiyaç var. Var tabii. Şimdi birincisi Türkiye artık alternatifleriyle daha çok haşır neşir olmak durumunda. Çünkü ekonomi doğuya kayıyor. Evet, evet. Orayı göz ardı etmeyecek ama halihazırda bir vaka var ki %40'lar seviyesinde biz Avrupa'yla ticaret yapıyoruz. Avrupa Birliği belki biraz daha düşmüş olabilir ama Avrupa'yla baktığınızda 35 civarı falan galiba. Avrupa Birliği dışına da baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda %40 civarında bir. Yani demek ki biz bir gecede bu ilişkiyi silemeyiz. Ay coğrafi konumunuzu değiştirebilir misiniz? Yani bir şekilde İlkan ilişkide olacağız. Şimdi ama orada işler değişiyor. Mesela bir tarafta kurtarma fonu, Avrupa Kurtarma Fonu Moody's tarafından notu kırılıyor. Yani bu önemli bir detay bence. Moody's'in Amerikan kökenli olduğunu da hatırlatmakta fayda var. Önemli bir detay. İkinci tarafta baktığınızda Türkiye Avrupa'da yeniden şekillenen ekonomiyi en azından Avrupa Birliği seviyesinde değil de ülkeler bazında yeniden okumalı mı? Almanya Birliği esprisinden bunu mu anlamalıyım? Şimdi şunu söyleyeyim. Yani bu ciddi bir tartışma konusu. Şimdi ne oluyor? Yani son 28-29 Haziran zirvesini bir hatırlamaya çalışalım. 28-29 Haziran zirvesi sonrasında oh dedi herkes. Almanya taviz verdi. Avrupa'da kemer sıkma politikalarından daha büyümeci bir yaklaşıma geçiliyor. Ben de aynı gün başka bir televizyon kanalında bana bağlandılar. Ne oluyor hocam diye. Kardeşim siz ne diyorsunuz ya? Almanlar kendi politikalarını çok net bir şekilde empoze ettiler. Şu anda Avrupa'da bizdeki BDDK'ya benzeyen bir Avrupa Birliği kurtarma fonu. Bankalar Birliği gibi oluşuyor. Şimdi Almanya bir şeye yani şu anda Avrupa'daki tartışma şu. Bir tarafta Almanlar var. Çok katı bir şekilde kemer sıkma diyor. Ve kemer sıkma çerçevesinde de mevcut Merkez Bankası 5 kuruş para basamaz, euro tahvili çıkaramaz. Eurobond çıkaramaz. Öteki tarafta Fransa işte en kahraman Hollanda olarak çıktı ortaya. Kardeşim Eurobond basılsın ve bu bondlar, bu tahviller aracılığıyla ne olsun Avrupa Merkez Bankası borçlansın uluslararası piyasalara. Aldığı parayı da uluslararası seviyede kredi bulamayan ülkelere ucuz faizlerle dağıtsın diyor. Şimdi Almanlarla arasında, Fransızlar arasında bu kavga var. Arada da İspanyollar şu anda işte bugünlerin meşhur spekülasyon konusu Rajoy hükümeti. Hı hı.
Bir tarafta İspanyol bankalarının durumu var. Borç batağının veya işte İspanyol bankalarını kurtarmanın 100 milyar euro mu, 300 mü, 500 mü olduğu bilinmiyor. Hı hı. İşte şeyden para alalım, bize para verin muhabbeti var. Tamam, para verelim. Ama yok diyorlar Rahoy, ben öyle direkt para istemiyorum. İşte Merkez Bankası devreye girsin, Almanya'da yok diyor. Bir dakika, Draghi çıkıyor, geçen haftanın en büyük spekülatif konusuydu. Tamam tamam, ben para basacağım, sizi kurtaracağım diyor. Fakat hiç kimse şeyi sorgulamıyor. Ya Draghi'nin böyle bir hukuki yetkisi var mı? Yani Draghi kim ya? Draghi ismi iyi bir isim olabilir, iyi bir teknisyen olabilir. Hayır, ama yetkisine bakalım. Ama Draghi sonuçta seçilmiş değil, atanmış bir Merkez Bankası başkanıdır. Ve şu andaki Avrupa topluluğu kurucu antlaşmaları Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı'na böyle bir yetki vermez. Bakın, burada yine bir virgül koyacağım ama gerek Türkiye ilişkilerine gerekse Avrupa'yı yorumlarken teknik bilginin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. O teknik bilgiyi bilmezseniz zaten yaptığınız bütün yorumlar şey gibidir, İskambil kağıtlarından kurduğunuz kulelere benzer. Bir kağıdı çektiğiniz zaman hop hepsi aşağı iner. Şu anda o oluyor zaten Avrupa'da, değil mi? Bir hafta hop euro coşuyor, şey borsalar azıyor falan, ertesi hafta güm diye çakılıyor. Çok sıkı bir volatil ortam izliyorsunuz ve o volatil ortamda aslında bu işin biraz tekniğini bilen spekülatif çevrelere kar üstüne kar yazdırıyor. Yani bunu bilmeyen zavallı küçük yatırımcı falan da arada ezilip gidiyor, kaybolup gidiyor zaten. Peki, virgülü kaldırdım, devam edelim İspanya'da. Şimdi bu koşullar altında Almanların çok net bir taktiği var. Kardeşim diyor, madem para federal, sistem de federalleşecek. Sistem nasıl federalleşir? Para harcama kalemleri, bütün egemen yetki artık ulus devletlerden çıkacak, Brüksel'e gidecek. Nedir bunlar? İki tane alan diyor ama bir de üçüncüsü var aslında, gizli alan diyelim. Mali politikalar ve bütçe politikası diyor. Yani her üye devletin bütçeleri önce Brüksel'in denetiminden geçecek. Yani sen üye devlet olarak şu anda İspanya'ya bakıyorsunuz değil mi? Aslında İspanya üretiyor falan, yani iyi bir ekonomi İspanya'da ekonomisi, ama şöyle küçük bir sorun var. Bütçe açığı yüzde bir ara 8'lerdeydi. Şimdi 4.4'e çekmeye çalışıyorlardı ama anlaşılan 5.6-6 arasında bir şey olacak bu sene. İşsizlik de %25. Gençler arasındaki işsizlik %50. Şimdi sen İspanya'ya diyorsun ki kardeşim bütçeni biraz daha kıs. Ya İspanya'da her gün yine televizyonlarda izliyoruz. Felaket bir sosyal patlama noktası var. Şimdi siz siyasetçi olarak düşünün. Yani şimdi bir tarafına teknik verileri koyun, öteki tarafına siyasi doneleri koyun. Bir tarafta ayaklanan İspanyol halkı, öteki tarafta kısmanız gereken bir bütçe. Kemeri kıstığınız zaman da toplayacağınız vergiler de azalacağından, kamu borcunu da sizin azaltma, daraltma şansınız yok. Aksine yükselecek. Hı hı. Şimdi diyorsunuz ki Almanya, ya arkadaş bu koşullarda ne olur? Hop diyor Almanya. Benden para mı istiyorsun bankana kurtarmak için? O zaman diyor, kusura bakma, senin gibi, İtalya gibi, çünkü Almanya'nın derdini, ona da biraz sonra gelirim. Tahviller, devlet tahvilleri. Tabii şu anda Almanya neredeyse üstüne faiz alarak borçlanıyor. Yani Almanya 2 yıllık borç almaları %0 ya. Yani o sıfır şeyden 5 milyar euro şey buluyor, para buluyor piyasadan. Yani Almanya hayatının en ucuz borçlanması, hatta üstüne para kazanıyor borçlanırken. Bu Almanya'ya sen diyorsun ki Eurobond'a geç, bırak bu sıfırlı almayı. İşte neyse %3,5-4 müdür ortalama, sen de ondan borçlan. Almanya'da bir dakika diyor, %300 artacak maliyeti. Niye böyle bir şey yapayım yani, deli miyim ben diyor Almanlar da. Sen diyor önce buna uy. Fakat Almanya'nın başka sorunu var. İşte Almanya büyüyor falan diyoruz hepimiz. Hı-hı. Baktığımız zaman rakamda. Ya Almanya nasıl büyüyor? Almanya diğerlerinin borçlanması sayesinde büyüyor. Onları mal satıyor Almanya. Şimdi orayı öldürürse Almanya, bu sefer Almanya'nın da büyüyecek yeri yok. Yani orada da bir kısır döngü. En büyük ihracatı komşularıyla. Komşular tabii Avrupa Birliği içi ticaretle sağlıyor. Şimdi o yüzden tam bir kısır döngü içerisinde bütün bu sorunlar kısır döngüyü yaratıyor. Şimdi
İspanya'nın geldiği noktada ve Almanya'nın bastırdığı noktada diyor ki Almanya, ben sana bu paraları verirsem önce sana parayı vereyim, ondan sonra bakarız değil. Önce sistemi oturtalım, ondan sonra paraya bakarız diyor Almanya. Ve şu anda Almanya'da kuralları dikte ediyor. Dikte ettiği nedir? Bir bütçeler, işte biraz önce söyleyeyim. Benim değil diyor. Yani. Brüksel'in denetimine girecek. Ya ama Almanların. Yani. Ben de Brüksel'e devredeceğim. İyi de Brüksel'i kim denetleyecek? Almanya denetleyecek. O net. İki diyor. Mali politikalar, vergi. Yani siz bugüne kadar ne yaptınız? Gizli teşvik adı altında vergi kaçakçılığını ön plana çıkarttınız. Vergi denetiminde şeffaflık. Herkes gelecek, ben onları dikte edeceğim. Üç, o söylenmiyor henüz. Aslında bütçeyi ve vergi sistemi denetim altına aldığınız andan itibaren ekonomi politikaların denetimine girersiniz. Ben ne kadar bütçe olarak kaynak aktarıyorsam, siz o kadar ekonomi politikayı uygulama özgürlüğünüz olabilir. Yani aslında Almanya Avrupa'yı ele mi geçiriyor? Vallahi Hitler'in beceremediğini sanki şu sıralarda bu finans rezaleti sayesinde Almanya tekrar tarihi bir fırsat yakalamış gibi gözüküyor. Peki buna Almanya'nın ne kadar yetecek nefesi var? Şimdi ötekiler geliyor tabii. Yani şimdi burada çok iktisadi bir tartışmada ya tabii Almanlar haklı noktasına varabiliriz. Ama İşin biraz daha püf noktalarına indiğimiz zaman işte hukuk orada başlar. Bugüne kadar oturtulan AB sistemi, ki birlik lafını da tartışırız, yani o da çok tartışmaya çıktır. Fransız idari hukuku temelleri üzerine şekillenmiştir. Şu anda bu sistemi getirirseniz federal Alman hukuk temelleri üzerine yeni bir sistem inşa edersiniz. Şimdi dolayısıyla arka planda çok da fazla gözükmeyen kemer altı dokunuşlarla giden bir kavga yaşıyoruz. Ama işte biz Türkiye'de dediğim gibi bütün bunları tartışmak yerine daha kolay olan, bizi seviyorlar, sevmiyorlar, oh olsun, beter olsunlar falan gibi durumlardayız. Yani şey bu. O da tabii ayrı bir ama şey. Ama bütün bunların Türkiye ekonomisine yansıması, yani işin tam üyelik falan filan bir tarafı bırakırsak, ekonomik yansıması, yani belirsizlik içinde olan bir Avrupa ve dolayısıyla daha fazla kaybetmek, işte o %40 dediğiniz AB diye bakarsak %35 civarıdır. Bu daha da daralabilir. Yani işte ekonomi için en büyük. Temmuz ayı düşen ihracat da belki bunun sinyaliydi. Sırf orası da değil. Yani çünkü bakın, Suriye, alternatif pazarlar hepsi sıkıntılı. Alternatif pazarlar diye baktığınızda da orada diğer siyasi sorunlar çıkıyor. Yani işte Suriye sınırında en büyük sınırımız o kapalı. Kuzey Afrika keza sıkıntılı. Sıkıntılı şey. Irak dediğiniz zaman tamam, Kuzey Irak'ta biraz kıpırdanma var ama Irak devleti, yani merkezi Irak devleti ile kavgalısınız. Öteki tarafta İran'la ilişkiler çok hoş değil. Ermeni sınırınız kapalı. Rusya çok sıcak bakmaya başladı. Kuzey'de de Rusya. Siz burada Suriye ile tepiştiğiniz oranda orada da Rusya size çok da sıcak davranmıyor ticari ilişkilerde. Bu iş tabii karakolda biter gibi gözüküyor. Öyle gözüküyor da. Ama şunu okumak lazım. Değil mi, İspanyol bankalarından bahsettiniz. Şimdi İspanyol bankalarının, İspanya ekonomisinin, bankaların, finans kesiminin bir özelliği var. İngilizlerin hemen hemen bütün paraları buradan geçiyor. Şimdi o zaman burada Avrupa Birliği, Amerika Birleşik Devletleri rekabetinde de acaba, hani bu belki biraz komplo teorisine gelecek ama akıl yürütmek istedim bu konuyla ilgili. İspanya üzerinden de başka, İngiltere'yi de içine alarak başka bir mücadele de var mı? Hiç kuşkusuz vardır. Yani şu anda bakın, artık kavgalar öyle, yani cross service galiba, değil mi? Yani dünyada savaş bitmez diye. Hı hı. O sırada da daha öğrenciydik, pek anlamazdık ya bu ne savaşıymış diye bakardık. Çünkü tek anladığımız işte Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı falandı. Sıcak harp. Sıcak harp. Şimdi şu anda zaten Üçüncü Dünya Savaşı'nı yaşıyoruz biz. Hı hı. Yani nerede yaşıyoruz? Bir işte böyle bölgesel çatışmalar, işte Afganistan'da, şeydi, şu an Suriye, bunlar aslında bölgesel çatışmalar. Aslında genele yaydığınızda her tarafta farklı kamplarda farklı grupların çatışmasını görüyorsunuz.
Hatta bir ülkede ittifak halinde cephede olanların öteki ülkede karşıt kamplarda savaştığını görüyorsunuz. Libya, Suriye örneği. Gibi. Ama en büyük çatışma aslında finansta geçiyor. Yani kim kimin bileğini bükecek çatışması. Yani düşünün şimdi euro değer kazansa kim kazanıyor? Değer kaybetse kim kazanıyor? İhracat gücü açısından baktığınızda yani şu anda Avrupa'daki kriz Almanya'ya yarıyor. Düşünüyor musunuz? Yani euro değer yitirdiği oranda Almanlar ihracatı arttırıyor. Ama bu sayede de Alman halkına, çünkü Alman halkının en büyük şeyi, korktuğu şey cebindeki paranın değer yitirmesidir. Alman halkına da kardeşim ne yapalım, biz savaşıyoruz ama işte bu kötü İtalyanlar, kötü İspanyollar diye mesaj veriyor. Öteki tarafta Amerika'ya bakıyorsunuz, Obama tepiniyor, biraz daha dolar bas, biraz daha dolar bas diye. Ki işte biraz canlansı falan, Alman parası, dolar Amerikan değer, doları değer yitirsin. Fakat basılan bütün paralar dönüp dolaşıp tekrar Fed'in kasasına gidiyor. Çünkü parayı veriyorsunuz şirkete, şirket bakıyor ya şimdi bununla yatırım yaparsak kime satacağım? İyisi mi diyor, ben bunu bankaya yatırayım. Banka alıyor, bakıyor ya şimdi ben bunu kredi açarsam ya bu geri gelmeyecek, batacağım. İyisi mi diyor, ben tahvil alayım. Amerikan tahvil aldığı zaman o para hop tekrar Fed'in kasasına dönüyor. Ya burada çok garip bir şey yok mu? Bütün dünya, yani iki kutup diyelim. Avrupa Birliği, ki Çin bence hani para politikası açısından baktığınızda ihracat adına ciddi direniyor burada. Düşük tutarak değerini. Avrupa Birliği kendi parasını bir şekilde aşağıda tutmaya çalışıyor. Amerika, biz yüksek değerli TL ile övünüyoruz. Şimdi burada da bir gariplik yok mu? Ya işte bu Türkiye'de zaten bir okuma hastalığı var. Yani objektif olamama ve övünme hastalığımız var ya. Yani ve de halka olayları gerçek yüzleriyle değil de şirin olan yüzleriyle aktarıp aman işte bugünü idare ederim. O doğru bir şey değil aslında. Yani halkla ben şeyi gördüm, çok konferans verdim, çok dolaştım Anadolu'yu. İnsanları objektif olarak gerçekleri anlattığınız zaman aslında size en fazla değer verilen noktaya sizi taşıyor o halk. Yani bilgiye değer veriyor. Bilgiye dayalı yapmanız lazım. Ama biz bunu bilgiye değil de duyguya dayalı, gaza dayalı, dolduruşa dayalı yaptığımız zaman bugün şirin gözüküyorsunuz ama ertesi gün arkanızdan küfür eden çok oluyor. Peki süren bitti ama bir soru bir cevapla yapalım. Çünkü bugün bütün bu konuştuklarımızın temelinde eğer biz yine üreterek ayakta duracaksak Türk firmaları bu Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri pazar açısından baktığınızda ne yapmalı peki? Herkes bunu soruyor. Ya gerçekçi olmakla illaki Türkiye'de üretimin teşvik edilmesi esastır. Yani siz üretimi baltalamaya başladığınız zaman ve üretimi gerçek anlamda rekabetçi halde kılmadığınız zaman bundan uzun vadede çok ciddi zararlar görürsünüz. Yani hani bugün ekonomi iyi gidiyor falan diye söyleyebiliriz. Hatta geçenlerde çıktım bir başka televizyon programında bir arkadaşımız bu yıl %3 büyürüz, seneye %4,5 dedi. Ben de herhalde Esad'ın gideceğini bir yerden size söylediler dedim. Yani şimdi bu tür afaki rakamlarla, beklentilerle yanlış mesajlar vermemek lazım. Yani ekonomi bir anlamda gün ve gün yaşanan, o günün gerçekleri ışığı altında bazen saniyelik alınan destekleme kararlarıyla sürdürülebilir bir şeydir. Yoksa hani bir bekleyelim, bir ay görelim dediğiniz sırada, yani hasta öldükten sonra ona uyguladığınız tedavinin çok da bir anlamı kalmayabilir. O yüzden daha gerçekçi, daha objektif yaklaşımların ben çok daha yararlı olduğu düşüncesindeyim. Avrupa Birliği uzmanı Dr. Can Baydaroğlu, çok teşekkür ediyorum efendim. Bugün bence Avrupa Birliği ile ilgili hiç konuşulmayan şeyler konuşuyor ve çok önemli tespitler vardı. Ben izleyicilerimizden bunu tekrar izleyip not almalarını rica edeceğim. Çünkü önümüzdeki sürece ilişkin çok ilginç. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Evet, Ekopolitik'te bugün Avrupa Birliği, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri çerçevesinde Avrupa Birliği'nin durumunu konuştuk, Türkiye'nin durumunu konuştuk, Türk firmalarının ne yapması gerektiğini konuştuk ama işin özü şu, gerçekçi olun. Evet de duygusal olarak
sevilir, sevilmez, şöyle düşünülür, böyle düşünebilir ama devlet duygusallıkla yönetilmiyor. Gerçeklerle yönetiliyor ve o gerçekler sizin gerçeğinizse, üreterek de o gerçekleri finanse ediyorsanız kazanıyorsunuz. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun, paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.